Diyelim. Başkan, Nobre konusu çok konuşuldu. Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un bu futbolcuyu istediğini sizden de öğrendik. Neden vermediniz bu transfer? Sizin için bitti mi? Nobre'yi vermeyecek misiniz Fenerbahçe'ye? Tabii ki öncelikle şöyle söyleyeyim. Tabii Nobre bizim için çok önemli bir futbolcu. Çok değerli bir futbolcu. İşini iyi yapan. Evet. Ve hakikaten Mersin'e de çok büyük katkı yaptı. Nobre'nin tabii ki böyle bir dönemde bizim şu anki bulunduğumuz yer, konum hakikaten eğer iyi bir yerde olsaydı belki Nobre'yi bu dönem değerlendirebilirdik. Ama şimdi bizim böyle bir dönemde Nobre'yi başka bir kulübe vermemiz doğru olmazdı. Çünkü ileride sıkıntı yaratabilirdi. Biz hem yönetim kurulu olarak toplandık, karar aldık. Yani Nobre'nin bu sene Mersin İtmayor'da kalması gerekiyor. Ve o şekilde de kaldı. Tabii ki bunun yanında takım dediğiniz gibi Fenerbahçe, Trabzon, bir takım farklı takımlar tabii ki dolalıyor orada. Nobre istediler ama biz tabii ki Nobre kesinlikle karar verdik. Dedi ki Nobre bu sene Mersin İtmayor'da kalacak ve kaldı. Ve bu saatten sonra da Nobre vermemiz de mümkün değil. Nobre eğer verdiğimiz takdirde biliyorsunuz yani biz tabii ki Mersin gibi 2 milyon nüfusu olan bir şehirde yöneticilik başkanlık yapıyoruz. Allah korusun yarın bir gün kötü bir sonuçta diyecekler ki efendim para için Nobre verdiler, takımda düşürdüler. Onun için Nobre bu sene Mersin İtmayor'da. Başkanım, Fenerbahçe'de Orhan Şam, Semih dışında bir futbolcu daha önerdi mi bununla ilgili? Yani, siz sanıyorum 3 futbolcu istediniz yani Fenerbahçe'den. Böyle bir teklif götürüldü. Yani biz bizzat kendimiz görüşmedik ama menajeri bu tür teklifler söyledi. Ama biz bu tür tekliflere de yaklaşamadık. Daha doğrusu hocamız da bu konuda Nobre'nin bizim Nobre'ye ihtiyacımız olduğunu bu konuda pek fazla sıcak bakmadık. Açık konuşmak lazım.